Arkadaşlar herkese yeniden merhaba, Fertilizet Freddy's 3 2. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada fark etmişsinizdir ki mouse'u da kayıda yansıtma kararı aldım. Çünkü sanırım mouse'u görmediğiniz takdirde bazen kafalar karışabiliyor. Çünkü tam olarak nereye tıkladığımı görmek istiyor olabilirsiniz. Hemen bir telefonumuz var. Alo diyelim. Alo. Hello. For today's lesson we will be continuing our training on proper seat handling techniques. When using an animatronic as a suit, please ensure that the animatronic parts are tightly compressed and fastened by the spring lock located around the inside of the suit. It may take a few moments. Position your head and torso between these parts in a manner where you can move and speak. Try not to nudge or press against any of the spring locks inside the suit. Do not touch the spring locks at any time. Do not breathe on the spring locks, as moisture may loosen them and cause them to break loose. In the case that the spring locks come loose while you are wearing a suit, please try to maneuver away from populated areas before bleeding out, as to not ruin the customer experience. As always, if there is ever an emergency, please go to the designated safe room. Every location is built with one extra room that is not included in the digital map layout program for the animatronics or security team. This room is taken to customers, invisible to animatronics, and is always off camera. As always, remember to smile. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım ya, daha oyun daha ben arkadaşa şeyi bekliyorum, susmasını. O susmadan de ayılar geliyormuş demek. Arkadaşlar merhaba tekrardan, daha düzgün bir merhaba diyemedim oyuna. Direkt telefon halledeyim, kusura bakmayın. Şimdi şöyle yapıyorum. Yorumların hepsini okudum tabii ki. Çok fazla yorum vardı hani ne yapmam gerektiğiyle ilgili. Ve çok ilginç bir hikayesi varmış hakikaten bu ikinci oyunun. Ondan biraz bahsedeceğim size. Tehlikeli olan bir karakter varmış ve onun adı da Springtrap. Geri bu bizim suratımıza atlayanlar. Sadece bu ses sistemlerini, kamera sistemlerini ve havalandırma sistemlerini bozuyorlar bize. Springtrap'in de şöyle bir hikayesi var. Kendisi aman Allah'ım kazanan ses çaldım orada. Springtrap olmadan önce buraya bu animatronikleri tamir etmeye gelmiş kendisi. Fakat tamir etmeden önce hani burada 5 çocuğun ölümüne şahit olmuştu ya buradaki olay. Hatta 5 çocuk öldü, sonradan bu çocukların ruhları şeye geçti diye bir hikaye var. Buradaki animasyon robotların hepsi tek tek geçmiş diye. O sırada Springtrap olmadan önce gelen buraya morlu adam çocukların ruhlarını bir şekilde uyandırmış. Şöyle bir ses çalalım ki hani bizim koridorda eğer burada bir yerdeyse direkt oraya gitsin diye orada ses çalıyorum. Kendisi çocukların ruhlarını uyandırınca kendisini bir odaya saklamış. Hatta bu telefonda bahsettiği telefon adam da o odadan bahsediyor. Kameralara yansımayan bir odamız var. Bu odada bir kıyafet bulmuş. Şu an içinde bulunduğu bu Springtrap kıyafeti var ya, o kıyafeti bulmuş ve çocukların ruhlarından bir şekilde o sayede kurtulabileceğini düşünmüş. İlk başta başarılı da olmuş bu taktiği. Hani çocuklardan kurtulmuş falan filan. Fakat kıyafetin şöyle bir özelliği var. Eski bir kıyafet olduğu için sanırım kıyafete çok fazla dik... Aman Allah'ım! Aman Allah'ım! Sip burada! Bakın! Bakın görüyorsunuz değil mi? Bu kıyafet... Lütfen öldürme! Eyvah geldi! Geliyor! Allah canını almasın! Geliyor! Havalandırma sistemlerini hemen kapatmam gerekiyor. Bu tableti indirdiğim takdirde suratıma atlarsa çok kötü olur. Ama hazır olun. Hazır olun, ne çıkacağını biliyorsunuz. Çatlamadı. Kenardan baktı sadece. Hello. Vallahi burada değilim. Burada değilim. İnan burada değilim. Bir şey anlatıyordum, unuttum ne anlattığımı. Bir şey anlatıyordum, ne anlattığımı unuttum. Bir şey anlatırken bana gelmeyin ya. Evet, şimdi kıyafete şöyle bir özelliği var. Kıyafet eski olduğu için çok fazla dikeni varmış kıyafetin ve o kıyafete girildiği takdirde herhangi bir şekilde ani hareket yapılmaması gerekiyormuş. Çünkü iç organlarınızda falan batabilirmiş aletin, kıyafetin orası burası. Morlu adam da abi saat kaç oldu? Saat 3 oldu. Morlu adam da çocukların ruhlarını atlattığım diye sevinmiş sanırım ve o kıyafetin ne anlatıyor? Aman Allah'ım. Bakın orada bana bakıyor. Abi bana bakıyor, gülümsüyor, yemin ederim. Kıyafetin dikenleri buna batmış ve kendisini kıyafetin içindeyken öldürmüş. Bu sayede bir şekilde kıyafette bir olmuş diye bir hikaye var. Bu morlu adamın hikayesi. Önceden morlu adam, şimdiki adı Springtrap. Evet, hikaye bu. Hani oyunun Wikipedia'sında böyle bir hikaye vardı. Bilmiyorum ne kadar hoşunuza gitti bu hikaye. Yani aslında bu kıyafetin içindeki arkadaşın niyeti hiçbir şekilde kötü değil. O öldüm. Eyvah, sesim bozuldu. Aman Allah'ım! Abi biliyordum ya, biliyordum ya. Biliyordum. Allah canını almasın.
Oh, sakinim. Evet, hakikaten sakinim. Şimdi dediğim gibi çok ilginç bir hikaye. Bilmiyorum mesela sizi tahmin etti, tatmin etti bu hikaye. Fakat aslında Splinter'in içindeki arkadaşın hiçbir şekilde bize bir zararı yoktu. En başında tabii ki. Daha sonra bu kıyafetin etkisi altına girerek böyle sapıttılar bir şekilde diyebiliriz. Çünkü bu morlu adamın ilk baştaki amacı dediğim gibi bu animatronikleri tamir etmekmiş. Cidden çok müthiş, çok harika bir hikaye. Tabii ki bu hikayeyi de hani şeyi de destekliyor. Burada 5 tane çocuğun öldürüldüğü ve o 5 tane çocuğun ruhlarının buradaki animatroniklerin her birine tek tek geçtiği. Demek ki hani bilmiyorum, çocukların ruhları kötüydü belli ki. Şimdi ben konuşurken böyle oraya gitsin diye bakın sadece bu odadan ses çaldım. Bu sesi orada verdim çünkü belli ki sese odaklı geliyor bunlar ve hani... Mesela kamerayı size vurduğunda odada kırmızı ışık yanıyor. Sizin bu odada çıkardığınız her türlü ses Springtrap'in dikkatini çekiyormuş. Hatta bizim suratımızı atlayan bunlar dahi bu odada bir hareketlenme olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla farklı odaları koyuyor. Ya bak geliyor, bak geliyor. Bu aslında gelen Springtrap değil. Bu Freddy. Yani Freddy'nin hatta ruhu. Phantom diye geçiyor bunlar. Phantom Freddy, Phantom Bunny gibi. Tek yaptıkları şey... Bak canım benim, nasıl yürüyorsun? İlk defa bu oyunda görüyoruz değil mi bunların böyle hareket ettiklerini? Hani böyle canlı canlı hareket ettiklerini. Çünkü ilk oyunda ve ikinci oyunda hareket elbette ki ediyorlardı. Fakat bunları kameranın dışında yapıyorlar. Şimdi havalandırmaları bakın, kontrol ediyorum. Havalandırmalarda hiç kimseye rastlamadım. O yüzden bir şey hata verdi şu an. Hata vermeden önce ses çalabiliyorsak çalalım. Ne olur gitsin, bize zaman kazandırsın. Havalandırma boşlukları hata vermiş. Pekala. Hemen tahmin edelim. Bu nedir ya? Neden böyle bir şey oldu? Neden böyle oluyor? Hello. Hemen sesi verdim orada. Bozuk olan bir şey yok fakat neden kırmızı ötüyoruz? Ya ne oluyor? Neden yürüyorsun ki? Eyvah. Eyvah. Havalandırmadan Hello. Geliyor. Vallahi duydum. Eyvah. Audio error. Ses hatası verdi. Çabuk sesi tamir et. Aman Allah'ım. Sesi duydum ya. Şeyden geliyor. Havalandırmadan geliyor. Nasıl yapalım? Havalandırmayı mı kapatalım? Ne yapalım? Bakın duyuyorsunuz değil mi? Çok net duyuyorum. Havalandırma da. Hayır karşımda. Hayır. Aman Allah. Aman Allah. Allah'ım yarabbim. Hemen tahmin edelim havalandırmayı. Bilmiyorum, bu ses çok dikkatini çekti mi Springtrap'in? Lütfen. Lütfen atlama. Oradan bana bakıyor. Bana bakıyor. Hayır. Hi. Merhaba. Orada mısın? Oh gitmiş. Oh be, çok çok iyi. Harika. Vallahi orada. Bir kere daha ses çalacağım. Oh, bilmiyorum sesi verdiğim oda çok mu farklı? Hani bize çok uzak değil. Çünkü çok uzak olduğu takdirde sesi kendisi duymuyormuş. O yüzden olabildiğince bize hem yakın hem uzak hem onu duyabileceği hem de bizden pek şüphelenmeyeceği bir oda seçtim. Bilmiyorum bu konuda. Hello. Hep orada çalıyorum bakın şu an. Çünkü burada bir yerde hissediyorum onu. Havalandırmaları çok fazla kontrol etmiyorum çünkü. Bakın göremiyorum. Hello. Ben göremeden geliyor kendisi. Sıkıntı orada. Yani, aman Allah'ım çocuğuna baktı. Ya buradayı değilim ki. Hello. Ya burada değilim ama. Bak arkadaşlar burada olmadığım takdirde. Burada olmadığım halde daha doğrusu. Hani sesi başka yerde veriyordu. Fakat yine bu odanın etrafında dolaşıyor kendisi. Pekala sorun yok. Bir şey hata verdi. Muhtemelen kamera. Hayır ses. Hayır ses. İlk sesi verdim. İlk sesi başka odana verdim. Bu oyun paranoyak etti beni. Hadi hadi. Sakın atlama bana. Sakın suratıma atlayın deme şu dakikada. Saat 3 olmuş. 3 saat kaldı. Evime gideceğim. Aman Allah. Nerede verelim? Şurada verelim mi ses bir kere de? Hello. Bir kere orada verelim sesi. Ne olur ne olmaz. Bir şey hata verdi. İki şey hatta. Her şeyi rebootlayalım. Tek tek uğraşmayacağım kesinlikle. Hadi Allah'ım. Hadi yapıyoruz. Yavaş yavaş. Freddy geliyor. Hayır. Kırmızı vermemesi gerekiyor. Tahmin ettim. Çabuk exit. Exit orada. Orada. Aman Allah geçti. Evet. Ya. Bu oyun geç olmuyor ya. Arkadaşlar merhaba tekrardan. Buradayım. Sorun yok. Ah bu oyunu yapacağız. Ha, yapacağız. Gece 3. Haydi bakalım bir kere daha deneyelim. Üçüncü geceyi. Üçüncü seferki denememde ben yapacakmışım gibi hissediyorum. Hakikaten. Muhtemelen yapacağız bu geceyi bu gece. Bu geceyi bu gece. Evet şimdi sesi yine ben sol tarafta vermeye devam edeceğim. Havanın boşluklarını kontrol ediyorum. Odama nereden geliyor onu çözemedim. Bakın kapımız açık tamamen tabii ki. Buradan geliyordur. Fakat sesi
Bakın bu koridorun en sonunda veriyorum. Bu koridor, bu koridor. Burada ses veriyorum ki oraya gitsin diye. Fakat her defasında... Hi. Her defasında benim odama geliyor. Oldukça sıkıntı. Freddy'nin burnuna basmak o kadar çok istiyorum ki fakat ses çıkacak diye bakın hiçbirini Hello. Yapamıyorum. Ay bak kısana ses çaldım, ses çalmayacak mı? Havladım, ilk olacağı ediyordum. Direkt kapatsam ne olur ki ya? Direkt kapatsam havalandırmaları. Bilmiyorum ki havalandırması da hani hava olmadan direkt ölür müyüz burada? Ondan da emin değilim çünkü yok hayır ölmeyiz de bir şekilde kapattığı takdirde sanırım havalandırmaları. Of yine geliyor. Of yine geliyor. Bakın yine atlayacak suratıma bu. Sonra etraf kırmızı yanacak. Etraf kırmızı yanınca Spring Trap yine gelecek ve... Allah'ım! Korkmadım. Çok az korktum. Hello. Çok az korktum. Çok az korktum. Oh be. Evet. Çünkü hani ön camınızdan yürüyorsa eğer... %80 ihtimalle size atlıyor, onu söyleyeyim. O yüzden kendinizi her türlü duruma karşı hazırlıklı hissedin. Kimse yok. Kimsecikler yok. Saat 1. Ses çalmaya gerek yok. Kamerayı arada bir kontrol ediyorum. Harika. Bakın ne kadar güzel. Hiçbir zaman ölmeyeceğiz. Evet. Ya şunu merak ediyorum. Hiçbir şey yapmadan böyle baksam ne olur? Çünkü bakın... kontrol etmemiz gereken bir yer yok. Yüzümüze inecek bir yer yok. Sanırım denemek istiyorum ya ve kayıt dışında deneyeceğim. Böyle bırakacağım kamerayı bakalım ne oluyor. Havalandırma hemen kontrol ediyorum. Kimse yok. Bu odada bırakalım. Evet. Bozuk olan bir şey var mı? Hayır, her şey sabit. Harika. Şu an çok iyi gidiyoruz. Hello. Bir şey bozuldu. Üçüncü geceyi yapacağız ya, hissediyorum. Hakikaten öyle bir his var içimde. Hadi bakalım. Evet, parmaklarımı çıtlattım. Bunu muhtemelen siz duymadınız tabii ki. Hadi. Hi. Çok sessiz ya bugün oyun. Neden böyle? Hiç iyi değil. Fırtına öncesi sessizlik. Bakın, havalandırmalarda kimse yok ya. Allah'ım yarabbim, sen ne zaman geliyorsun? Hello. Aman Allah'ım orada. Ya vallahi ne zaman geliyorsun dedim orada. Bakın görüyorsunuz. Canım benim ya. Ses çalamıyorum çünkü havalandırma gitti. Havalandırma gitti, bir dakika. Bak şimdi ne yapacağım. Hi. Oraya git. Sen oradayken ben havalandırmayı kontrol edeceğim. Ya ne olur git. Eyvah. 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 Öldük değil mi? Öldüysem öldüm ya. Öldüysem öldür. Exit. Ölmedim. Aha Spring Trap niye buradasın canım benim? Eyvah geliyor. Ya audio error verdi. Bakın ihtiyacım olan tek şey audio. Ya havalandırma hata verse onu tahmin etmesem ne olur? Ha tabii kırmızı ışık yanıyor, doğru. Onu riske edemem, evet. Olmaz. Bir şey bozuldu takdirde hani uzun süre bozuldu tutarsanız eğer kırmızı yanıyor. Öylesi hepten kötü ya, kameraya bakıyor ya. Hi. Hi. Hadi. Hadi ne olur yapıyor olalım ya lütfen. En çok kaçta yanmıştım ya? 4'te mi yanmıştım? 5'te mi? 5'e geçebildim mi? Saat 5'e. Bilmiyorum ki saat kaç, 3 mü? Saat 4. Saate böyle göz ucumla bakıyorum. Çabuk. Sıkıntı yok. Arada bir şey bozuldu. Audio. O kadar çok kullanıyorum ki audio'yu, bozulması normal. Soldan sanki birisi baktı gibi hissettim. Evet bakın ben hissettim abi. Hello. Hissettim değil, gördüm. Kamera hatası verdi ya. Of be, iyi ki ses verdik. Exit. Çabuk exit, exit. Evet, atlamadı suratıma. Vallahi çok bekledim atlayacak diye. Harika, ilginç. Bu el beni cidden şaşırttı. Üçüncü el. Ya, kim bu? Aman Allah, çocuk! Hadi çocuğum! Ya, of! Arkadaşlar herkese yeniden merhaba kusura. Ya kafayı sıyıracağım. Son kez deniyorum. Son kez deniyorum bu lanet oyunu. Ya neden olmuyor ki? Daha üçüncü gecedeyiz. Hello. Ay. Ay çok yanlış yaptım. Ay. Çok yanlış. Çok yanlış yerde şey çaldık ya. Niye öyle yaptık? Hi.
Evet, yine burada çalmaya devam edeceğim ben. Ya neden atlıyor ki? Ya neden? Niye yanlış yapıyorum? Üf ya. Oyun bitsin. Yok artık. O neydi ya? Tövbe bismillah. Fox'tu değil mi o? Evet, Fox idi. Ya üçüncü oyundaki adı tabii ki ne bilmiyorum ama muhtemelen yine Foxy'dir veya Phantom Foxy artık her neyse. Çünkü bu oyundaki bütün hani ilk oyunda, ikinci oyunda olan yaratıkların hepsi var bu oyunda ve isimlerinin başında nedense hello. Phantom var. O yüzden ben Phantom'dur diye tahmin ediyorum. Saat 1 oldu. Yok ya, olmayacak. Olmayacak. Sanırım olmayacak. Ya ikinci gece daha be, insaf. Pardon, 3. Hi. Hi. Balığın sürekli kadar bize hi diyor. Evet. Evet, o da... Havalandırma, hemen kontrol edelim. Kimse yok. Ya kimse yok. Hi. Hi. Harika, çok iyi gidiyoruz. Müthiş. Müthiş, böyle yapacağız sanırım. Ya... cidden bakın şuna var arkadaşlar. Bu oyun hakikaten yorumlaması çok zor bir oyun. Çünkü... Hi. Aman Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Çünkü bahsedeceğiniz suratına bakarak konuşamıyorum onun. Surat... Aman Allah'ım, yürüyor. Yürü yürü, bak ben buradayım. Hello. Hello. Bak oradayım, orada, oraya git. Allah'ını seviyorsan oraya gidersin. Çünkü bakın bir odadayız. Pek de yorum yapacak bir şey yok fakat... konuştuğum takdirde kendimi çok daha rahat hissediyorum ben. Neden bilmiyorum. Hello. Bir de burada çalalım şeyi, sesi. Değil mi? Bakalım neler olacak. Çünkü hep aynı odada çalıyorum. Ve... koridorun sonundaki bu oda bizim bulunduğumuz yere çok yakın. O yüzden bir şekilde belli ki bizi hissediyor da olabilir. O yüzden bir koridor yukarıdaki odayı da çalacağım artık sesi. Orada. Hello. Burada değilim ben. Orada. Allah, gitmedi. 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 Çünkü çok ses şerit. Aman Allah, geldi. Odamda. Odamda. Kalbim. Kalbim. Neredesin Foxy? Neredesin Springtrap? Hanginiz neredesiniz? Hi. Hi. Kapat. Aman Allah, kamera yine gitti. Umarım yakında bir yerde değilsindir Foxy. Evet arkadaşlar, ben tekrardan ufak bir kesme yaptım buraya kadar gelene kadar. Çünkü hakikaten zor ya. Neden bilmiyorum, hakikaten zor. Havalandırmaları kapattın mı? Hi. Bir kısmını kapattım. Burayı da kapatacağım. Bütün havalandırmaları kapatacağım. Bundan sonra artık ne olacaksa olsun. Belli ki hani bu havalandırma sistemleri sık sık bozulacak bu saatten sonra. Fakat hiçbir şey risk etmek istemiyorum. Çünkü koridordan gelmiyor belli ki. Çünkü koridorları sürekli hani ses falan çaldığım için. Yine ilk odada çalıyorum sesi. Çünkü buralarda bir yerde. O yüzden çok farklı odalarda ses çaldığınız takdirde. Hiçbir işe yaramıyor. Gerçi böyle de bir işe yaradığını görmedim ama işte biraz daha ya içim, abi bu kim bu ya? Aman Allah! Ney bozuldu? Havalandırma bozuldu tabii ki. Ne bozulacak? Aman Allah! Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.